Kripto paraya hoş geldiniz sevgili izleyiciler. Kripto para borsalarındaki gelişme, düzenlemeleri konuştuğumuz programımızda bugün Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi İsmail Hakkı Polat ve kripto para uzmanı Oytun Es bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam öncelikle sizinle başlayalım istiyorum. Amerikan seçimine, başkanlık seçimine sayılı günler kala özellikle başkanın hangi başkan olması durumunda kripto para borsalarındaki etkilenme sürecini de sormak istiyorum. Bu anlamda Trump ya da Biden'ın seçilmesi halinde borsalara etkisi ne olur? Kısaca özetleyerek başlayalım mı? Evet, şimdi aslına bakarsanız Amerika Birleşik Devletleri'ndeki başkanlık seçimlerinin kim seçilirse seçilsin önümüzdeki dönemde özellikle seçim sürecinin sağlıklı ve kesin biçimde sonuçlanamaması aslında bir belirsizlik yaratacak piyasalarda ve işte Amerikan borsaları artı para piyasaları da bu yönde hazırlıklar yapıyorlar son dönemde. Zaten son günlerde özellikle geleneksel yatırım araçlarındaki düşüşler de bize bunun sinyallerini veriyor. Tabii ki bunun içinde en önemli şeylerden bir tanesi Demokrat Temsilciler Meclisi ile Trump'ın anlaşamaması bu yardım paketi konusunda ve onun seçim sonrasına kalması da bir etken. Şimdi fakat Bitcoin bütün bunlara rağmen son dönemde aslında bu özellikle S&P 500 endeksi ile pozitif şekilde ayrışmayı başardı. Bunun arkasında da özellikle Eylül ayından beri başlayan işte dünyanın en büyük halka açık iş zekası şirketi MicroStrategy'nin 400 milyon dolarlık Bitcoin satın alması, arkadan Twitter kurucusu Jack Dorsey'in gözdesi mobil ödeme ticaret platformu Square'in de kurumsal yatırımcılar için yaptığı 50 milyon dolarlık Bitcoin alımı ve hemen arkasından da geçen hafta dünyanın en büyük e-ödeme platformlarından PayPal'ın platformuna Bitcoin dahil 4 paranın alım satımını eklemesi aslında 360 milyon kişilik bu platformun da artık kripto paralara açılması nedeniyle olumlu bir etki bıraktı Bitcoin üzerinde ve şu işte negatif faize gidildiği dünyada artı işte çeşitli ülkelerde hiperenflasyon potansiyelinin baş gösterdiği şey de Bitcoin'i biraz daha diğerlerinden ayrıştırdı ve bu bağlamda ona bir şey verdi, itki verdi, pozitif etki. Üstelik bunun işte Royal Powell gibi Goldman Sachs'ın eski yöneticileri ve yatırımcıları ve en son ilginç biçimde 2017 yılında Bitcoin'e eninde sonunda yok olacak bir dolandırıcılık aracı olarak niteleyen JP Morgan'ın son raporunda altından değer saklama olarak daha işlevsel özellikler taşıyan bir şey vermesi ve kısa vadede de aslında potansiyelin artacağı bir yatırım aracı olarak nitelemesi insanların Bitcoin'e ilgisini arttırdı. Şimdi bu dönemde Bitcoin'in bu pozitif ayrışması tabii yatırımcının ilgisini çekti. Bu henüz yatırıma dönüşmüş durumda değil ama Grayscale yatırım firmasının son yaptığı araştırmada yatırımcılar arasında yaptığı araştırmada Bitcoin'e olan ilgi geçen sene %36 iken bu sene %55'e çıkmış durumda ve bu %55'in içinde de Bitcoin'e yatırım yapanların %83 son bir yılda yatırım yapmış. Yani burada bayağı olumlu şeyler geliyor. Ancak bu dönemde bu cuma günü aslında Chicago Mercantile Index'teki 800 milyon dolarlık bitmek üzere olan Bitcoin kontratı seçim dönemiyle ilgili de bize bir şey verecek, sinyal verecek. Burada iki opsiyon olabilir. Çok kısa onu da ilave edeyim. Bir tanesi bu belirsizliğin uzun sürecek gibi olması halinde Bitcoin'in güvenli liman vasfını işte bir türlü kazanamadığı o güvenli liman vasfını bu son dönemde olan yatırımcı ilgisiyle de biraz daha güçlendirerek diğerlerinden pozitif ayrışması tüm bu belirsizliklere rağmen. İkincisi de bütün dünyadaki borsaların eğer bir crash, bir çökme durumu olması karşısında onlara katılarak eninde sonunda dayanamayarak onlarla beraber işte aynı sonucu izlemesi. Ama hani ben birinci opsiyonun daha ağırlıklı olduğunu düşünüyorum ve bugün de sinyalini alacağız bunun. Evet, hocam pandemi döneminde de bunu çok konuşuyorduk. Acaba altınla beraber bundan önceki yıllarda paralel bir eğilim gösterirken pandemi döneminde negatif ayrışmıştı Bitcoin, kripto paralar Bitcoin önderliğinde. Bu süreçte evet finansal varlıkların bir miktar daha gerilediği noktada pozitif ayrışan bir Bitcoin görüyoruz. Peki Oytun sen ne dersin? Bu yükselişini sürdürülebilir kılabilecek mi?
Şimdi ilk önce temel gelişmelerle hocamız başladı. Bence de çok önemli. Bitcoin'de biz 2017'deki o boğa koşusunda kurumsal taraftan gelen hep olumsuz yorumları biliyorduk. Ama bu seferki yükselişte kurumsal kanattan da çok önemli bir destek görüyoruz. Gerek PayPal olsun, gerek JP Morgan olsun ki bu kurumlar Bitcoin'in önceki sürecini Bitcoin'i hep suçlamış taraflar ama şimdi teker teker hepsinin kripto para tarafına doğru kaydığını görüyoruz. Bence bu oldukça kripto para tarihi açısından da bir kilometre taşı olarak değerlendirilmeli. Eğer fiyatları konuşmak gerekiyorsa tabii kurumsal taraftan esen bahar hiç olmadığı kadar önem taşıyor diye düşünebiliriz. Çünkü eğer Bitcoin 14 bin doların üzerinde kapatmalar yaparsa oldukça farklı bir tabloyla karşı karşıya kalabiliriz. Yeni bir zirveye giden yol Bitcoin'de, yeni bir all time high'a, tüm zamanların zirvesine giden bir yol bence Bitcoin'de açılmış olur. Ama 14 bin seviyesinden geri gelen bir fiyatlanma olursa o zaman da ciddi geri çekilmeler görmemiz mümkün. Ancak grafiğe genel olarak baktığımızda oldukça olumlu ve güçlü bir grafik görüyoruz. 14 bin doların üzerine çıkacak bir fiyatlanma alım dalgasını daha da tetikleyecektir diye düşünüyorum. Peki Bitcoin'e Ethereum eşlik edebilecek midir Oytun? Şimdi açıkçası şöyle bir son süreçte Bitcoin bir gittiği zaman Ethereum'un iki gitmesine alışmıştık. Ethereum bizi son süreçte buna alıştırmıştı ama bu son yükselişe, Bitcoin'in son yükselişine açıkçası Ethereum çok fazla ayak uyduramadı desek doğru olur. Özellikle Bitcoin paritesinde Ethereum'da çok ciddi kayıplar söz konusu. Aslında bu durumun arkasında Ethereum 2.0 sürecinin başlamasıyla alakalı yatan belirsizlikler de var. Bunu göz ardı etmemek lazım. Projenin başındaki isim Vitalik Buterin önceki açıklamasında yaz aylarını işaret etmişti. Daha sonra 2020 sonuna kadar diye açıklama düzeltilmişti. Şimdi 2020 sonuna kadar da çok bir şey kalmadı. Şu iki ay içerisinde Ethereum 2.0 güncellemesinin ilk fazının açılması gerekli. Artık piyasa bununla alakalı net bir açıklama bekliyor Ethereum kanadından. Buna bağlı olarak da Ethereum'daki fiyatlanma şekillenecektir. Olumlu haberler geldiği takdirde Bitcoin'de ters bir durumda olmazsa teknik olarak Ethereum'da 500 dolarlar tekrar denenebilir. Olumsuz bir senaryoda ise 300 dolarlara kadar geri çekilmeler Ethereum'da görmek mümkün. Uzun zamandır beklenen bir haber olduğu için Ethereum 2.0'ın ilk fazının açılması olumlu ya da olumsuz gelecek haberler çok sert fiyatlanmalara Ethereum'da yol açacaktır diye düşünüyorum. Şimdi Ripple'dan kısa bir anekdot haber vardı. Çok kısaca onu da sorup tekrar hocama dönmek istiyorum. Merkezine Londra'ya taşıyabileceği yönünde CEO'sun böyle bir açıklama dillendirildi. Buradaki gelişme ne anlam ifade eder? Fiyata yansıması ne olur? Olur mu? Evet, ya şöyle Ripple'ın Amerika ile, daha doğrusu Ripple'ın Amerika ile demeyelim de Amerikan hükümetinin XRP ile bazı problemleri vardı. Bu konuyla alakalı açılmış davalar var. Tabii Ripple da burada biraz huzursuz Amerika'da. Neydi dava? Biraz hatırlatalım. XRP'nin menkul kıymet sayılması ile alakalı. Tabii ki eğer XRP menkul kıymet sayılırsa bununla alakalı vergilendirmesinden tutun da diğer düzenlemeler açısından farklı kurallara tabi olacak. Ripple'da açıkçası bunu istemiyor. Hatta bir ara XRP ile arasına bir mesafe koymaya da çalıştı. Ama Amerika'daki bu belirsiz durum Ripple'ı farklı bir yere taşınmaya doğru itkiledi. Alternatifler vardı. Singapur vardı, Japonya vardı, Londra vardı. Ama geçtiğimiz gün CEO Garlink bir açıklama yaparak Londra alternatifinin çok daha yakın olduğunu söyledi. Ve şöyle bir şey de ekledi. En azından Londra'ya gittiğimiz zaman kuralların ne olduğunu biliyoruz diye bir açıklama da yaptı. Fiyatları etkiler mi? Yani direkt Ripple'ın Amerika'dan taşınması birebir ölçüde belki fiyatları etkilemeyebilir ama önümüzdeki süreçte XRP'nin fiyatını etkileyecek önemli gelişmeler var. Bazı airdroplar var. Önümüzdeki süreçte XRP fiyatını hareketli olarak göreceğiz gibi duruyor. Hemen ben hocama da dönmek istiyorum. Hocam fiyat vermiyoruz ancak şu noktada eğilim nedir diye soracağım. Yükselişini sürdürülebilir kılabilecek mi Bitcoin? Diğer yanda Ethereum eşlik edebilecek mi? Siz ne dersiniz? Teknik olarak çünkü çok önemli seviyelerde Bitcoin baktığımız noktada. Oytun eşe katılıyorum. Gerçekten şu anda Bitcoin tarihindeki en güçlü noktalarından bir tanesinde. Hem yatırımcı ilgisi hem de teknik ve temel analizler olarak. Ve bu bağlamda da aslında dominansının da yani kripto para piyasasındaki hakimiyeti de yükseliyor. Yani kripto para camiasının bu konuda temel bir göstergesi vardır. %60'tır. %60'ın altına düşmeye başladığı zaman Bitcoin altcoin'lerin de ona
eşlik ettiği ve aynı zamanda Bitcoin gücünü bunlarla paylaştığı anlamına geliyor. Ama şu anda gerek yatırımcı ilgisi, gerek dünyanın içinden geçtiği kritik noktanın bizi, daha doğrusu kripto para piyasalarını ve ekosistemini getirdiği nokta, Bitcoin'in şu anda altcoin'lerle ayrışarak çok güçlü bir noktada büyük bir koşuya hazırlandığı potansiyeli. Zaten burada da bu Grayscale'in son yayınladığı raporda özellikle Bitcoin yatırımını son bir yılda yapan kitlenin özellikle %38'inin yatırım kararını son birkaç ay içinde pandemi nedeniyle alması, kurumsal yatırımcıların, aslında çok önemli bir işaret. Yani başka şeylere de, kripto paralara değil, tamamen Bitcoin'e öncelikle geleneksel piyasanın yatırımcılarının kurumsal olarak yöneldiğini görüyoruz. Bu tabii Bitcoin'in pazar değerini ve onun hacmini, işlem hacmini arttırırken ve likiditesini çok arttırırken diğerlerinden de, diğer kripto paralardan da o tarafa doğru bir şey geliyor, ilgi geliyor. İşte bu ilgi de zaten özellikle zayıf altcoin'leri ama Ethereum'a kadar olan bütün şeyleri etkiliyor, altcoin'leri etkiliyor. Oytun Eş'in söylediği çok önemli bir şey var. Bu Ethereum'daki 2.0 geliştirmesi ne kadar gecikirse bence Ethereum bu koşuya eşlik etmekte o kadar şey kalacak, geç kalacak ve arkada kalacak, kısa kalacak. O yüzden bir de buna eklenen pahalı işlem ücretleri de var şu anda. Gerçi hani Bitcoin de koşusuna yüksek çıktığı için artık onun da işlem ücretleri pahalanıyor. Dolayısıyla hani burada muhtemelen önümüzdeki dönemde, benim kişisel kanaatim, Bitcoin'in çok güçlü gittiği bir süreç yaşayacağız. Altcoin'ler de ona eşlik edemeyip biraz daha zayıflayacaklar gibi duruyor. Peki diğer yanda Alibaba'nın kurucusu Jack Ma'nın da açıklamaları oldu. Kripto paraların finansal yapıyı ve sistemi değiştirebileceği, yeniden tanımını değiştirebileceği yönünde. Bu buna ilişkin yorumunuzu da almak istiyorum hocam. Ne dersiniz? Özellikle büyük bir halka arza da hazırlanan bir grubun kurucusundan bahsediyoruz. Dolayısıyla yorumunuz nedir? Şöyle, aslında Jack Ma'nın bu hamlesini Çin'in yaklaşık bir yılı aşkın süreden beri yaptığı işte yeni bir finansal modelin dışında görmemek lazım bence. O da bize şunu gösteriyor. Çin'de özellikle Çin Merkez Bankası'nın şu anda artık son rötuşlarını vermek üzere olduğu dijital yuan ve bu dijital yuanın etrafında işte şekillenecek blok zincir tabanlı ve kripto paralarla birleşecek bir ekosistem, aslında dünyanın mevcut küresel finansal sistemine alternatif olmaya doğru hazırlanıyor. İşte Alibaba'nın yaptığı şey de aslında arkasında dijital yuan olan belki, ama daha çok işte Alibaba'nın kendi kripto parasıyla işleyebilecek ve blok zincir iş çözümlerinin de sunulan, dünyanın bir sürü ülkesine sunulan ve orada işte işbirliğinin daha da gelişeceği blok zincirler üzerinden yeni bir aslında iş ve finans düzeninin bir parçası aslında. Bakın, bugün onunla koşut bir şey daha oldu. Huawei firması son lanse ettiği telefonun içine bir kripto para cüzdan özelliği eklediğini söyledi. Dolayısıyla aslında Çin ve dünyanın doğu yakasında artık dijital yuan ve Çin şirketleri, yani Alibaba, Huawei, Xiaomi, Tencent, TikTok, ByteDance, bütün bu firmaların aslında armada gibi şekillendiği yeni bir finans düzenine hazırlıkların son rötuşları yapılıyor. Umarım Batı küresel finans sistemi de bu artık işte şu andaki mevcut düzenin yarattığı rehavetten kurtulup buna yönelik, 21. yüzyılın finansal düzenine yönelik karşı hamlelerini yapar ve aslında Türkiye'nin de bu rekabetten ben karlı çıkacağını düşünüyorum. Sizin de dediğiniz üzere haberler hep doğudan geliyor hocam. Jack Ma'nın da özellikle halka arza hazırlanan fintech şirketi Ant Group yaklaşık 35 milyar dolarlık gelen talepte de ilgi yaklaşık 872 kat yüksek. Talebin 872 kat üzerinde bir talep geldi yatırımcı cephesinde. Evet, Saudi Aramco'dan sonra en büyük halka arıza hazırlanıyor. Dolayısıyla onun her söylediği cümle bu açıdan da çok önemli. Zaten fintech bir şirketinden bahsediyoruz. Şimdi kurumların da özellikle çalışmaları var. PayPal'dan gördük. Diğer yanda Merkez Bank ülkelerinde
dijital yuan, dijital dolar, bunun gibi açıklamaları da görüyoruz. Bu anlamda sizin yorumunuzu alacağım. Önce hocam, ardından Oytun'a söz vereceğim ama ne dersiniz? Devletlerin dijital para çalışmaları bir miktar kurumların gerisinde mi kaldı? Yorumunuz nedir? Çin için aslında bunun biraz daha tersi oluyor. Çünkü Çin devleti zaten bütün firmalara, başta Alibaba olmak üzere, kendi kurumsal paranızı ve blok zincir çözümlerinizi üretin ve diğer ülkelerle de bunu bir an önce yapmaya başlayın diyor. Doğru. Çin'de kurulan Blockchain Service Network diye, yani blok zincir iş ağı diye bir ağ kuruluyor şu anda. Ulusal bir ağ ve bu ulusal ağın aslında denemeleri yapılıyor şu anda 4 eyalette ve burada yavaş yavaş şirketler de işin içine girmeye başladı. Günlük hayatta bunu nasıl kullanacağı ile ilgili. Ben Alibaba ile ilgili bir senaryo söyleyeyim. Hem Çin içinde hem uluslararası olarak. Şimdi Alibaba sattığı ürünlerde eğer kendi parası üzerinden, ki bu arka planında işte muhtemelen dijital yuanın olduğu, onunla desteklenen bir ya da bir sepet üzerinden olacak paritesi. Bu Alibaba Coin diyelim buna mesela. Günlük hayatta bu kullanılmaya başladığı andan itibaren bir defa işleyiş çok hızlanacak. Yani e-ticaret işleyişinin üzerine bir de banka havalelerinden ya da şeyden kurtulan, direkt hani para tahsilatının dijital cüzdanlardan gerçekleştiği yeni bir akışkan bir e-ticaret düzeni öngörüyor. Aslında Alibaba ve dijital yuan, Çin hükümeti bunun üzerinde. Ve bunu diğer ülkelerin kendi merkez bankalarının blok zincirleri artı diğer şirketlerin, örneğin işte Alibaba'nın Türkiye'deki iş ortakları ya da işte Asya'daki, işte Doğu Avrupa'daki iş ortakları, Afrika'daki iş ortakları üzerinden düşündüğümüzde, aslında burada blok zincirler arası, pariteler arasından hem kurumsal paraların doğrudan birbirine transfer edilip anında havalelerin otomatik olarak akıllı sözleşmelerle gerçekleştiği, hem de bunların belki de dijital yuan üzerinden ülkeler arası bir kredi sistemine dönüştüğü bambaşka bir finans sistemi ortaya çıkacak. Dolayısıyla işte bu akışkanlık dünyadaki şu anda pandemi zorluğu içindeki ülkelere ilk başta teknolojik olarak zorluk gelse bile, bu zorluğu Çin teknoloji sayesinde karşılama özellikle Batı dünyası için çok ciddi bir tehdit. Dolayısıyla işte dünyadaki rekabetin artması için her iki taraftan da aslında süratle bu hazırlıkların yapılıyor olması lazım. Çünkü 21. yüzyılda çok hızlı akıyor gördüğümüz gibi. Oytun, hocamla değerlendirdim ama sana soramamıştım. Seçim sonuçlarına, Amerika'daki seçim sonuçlarına göre ne gibi senaryolar olabilir kripto para borsaları üstünde? Ya aslında şöyle, Amerika'daki seçim sonuçlarını şöyle okumak lazım. Yani Trump da seçildiği zaman veya Biden seçildiği zaman kripto paraları net bir şekilde şöyle etkiler diye bir şey söylemek şimdiden güç. Evet, Trump'ın önceden Bitcoin'e karşı bir açıklaması olmuştu. Bir tweet atmıştı. Bitcoin fanı değilim. Genelde yasa dışı işlerde kullanılmaya müsait gibilerinden. Ama Biden'ın da çok net bir şekilde ne düşündüğüyle alakalı elimizde bir veri yok. O yüzden hani oradan gelecek seçim sonuçları kripto paraları net şu şekilde etkilerden ziyade orada bir kaos ortamı çıkarsa, yani Amerika'daki seçim sonuçları üzerinden bir belirsizlik ortamı çıkarsa, evet, bir muğlak ortam çıkarsa, bu bence bu sefer Bitcoin'e ve dolayısıyla altına yarar diye düşünüyorum. Seçim sonuçları ile alakalı bunu söyleyebilirim Amerika'daki. Ve son olarak merkez bankalarının dijital varlıklar üzerindeki çalışmasına ilişkin senin de değerlendirmeni alarak kapatalım. Dijital yuan, dijital dolar. Evet. Şöyle, dijital para çalışmasına artık devletler tamamıyla hız vermiş durumda. Sizinle 2020 yılının başında bir program yapmıştık. O programda ben 2020 ve 2021 yıllarının devletlerin dijital paraları açısından çok önemli yıllar olacağını söylemiştim. Bu sene temeller atılıyor. Önümüzdeki sene artık ete kemi bürünmüş bir şekilde göreceğiz. Tabii burada en başta demin hocamız da söyledi, Çin'e ayrı bir parantez açmamız lazım. Oldukça atik davrandılar ve artık şu an biz sahada dijital yuan denemelerini net bir şekilde görüyoruz. Pilot bölgelerde insanlara dağıtıldı ve şu an harcama yapıyorlar. Burada çok net bir şekilde Çin diğer devletlerden açık ara önde bir pozisyon almış durumda. Tabii burada gözler Amerika'ya çevriliyor Çin bu kadar ilerleyince. Geçtiğimiz günlerde Fed Başkanı Powell bu konuyla alakalı bir açıklamada bulundu. Hala bu fikri değerlendirme aşamasında olduklarını vurgulayarak Çin'e bir gönderme yaptı ve dedi ki ilk yapmak önemli değil, önemli olan doğru yapmak.
Bence tabii ki doğru yapmak önemli ama Çin'in yanlış yaptığıyla alakalı elimizde bir veri yok. Belki de hem ilk hem de doğru yapan taraf olacak. Ama önümüzdeki süreçte Amerika'dan da bu konuyla alakalı çok önemli haberler gelecekmiş gibi duruyor. Çok teşekkür ediyorum aktardığınız notlardan dolayı. Kripto para uzmanı Oytun Es ve Kadir Has Üniversitesi öğretim üyesi İsmail Hakkı Polat'ı da uğurlayarak bir kripto parayı daha bugünü burada noktalıyorum. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından piyasa hattına yeniden sizlerle birlikte olacağım.